Aydın Dörtgen Anadolu Lisesi, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Düzenlenen programa kurum yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve konuşmacı olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ferda Zambak katıldı. Türk Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen programda, Türk diline olan bağlılık ve dilin korunmasının önemi vurgulandı. Programın açılışında, öğrenciler tarafından hazırlanan Türkçenin etkin ve doğru kullanımı başlıklı farkındalık videosu büyük beğeni topladı. En güç tarafı ise bu kelimelerin çoğu özenti, gösteriş, bilgili yok ya da popüler kültürün etkisine girmiş gençlerin yabancı kökenli kelimeleri günlük hayatı sıkça kullanması ve dilimize işliyor olmasıdır. 11 yabancı dil sınıf olarak bu videoyla Türkçenin etkili ve doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu konuda hazırladığımız videoyu izleyelim. Hocam bir yazı var mı sizden ama? Hiçbir yok. Hocam neyin taşına da ben? Ne? Bilmiyorum. Birini görmemezden geldiği bir şey olacak. Hocam negatif ve negatif mi olmuş? Yasal mı? Yasal mı? Story ne demek? Anlık değil mi? Anlık demek değil mi? Size sormak istediğim ilk kelime bu. Durmuş. Ekstelerim. Eks. Eskiyan mı bu? Hep ölümün ve eskiyan mı bu? Eskiyan. Eskiyan. Hiç bilmiyorum. Hocam online mı yapıyorsun? Şu an yok, gitti. Biliyorsam da gitti. Green flag anlamabiliyoruz. Green yeşil de mi? Jenerasyon anlamı biliyorsunuz. Yenilik gibi bir şey mi? Gelişmeyen jenerasyondan. Siz de empoze etsin. Bunu biliyorum ama tam açıklayamam. İyi ve güzel anlamı biliyoruz. Evet, eventimin posta. Hücuma dediğim şey de onlar da belgeler. Programın onur konuğu doçent doktor Ferda Zambak, konuşmasında dilin milletin en önemli unsuru olduğunu vurguladı. Zambak, Türkçenin tarih boyunca zenginleştiğini ve korunması gerektiğini belirterek şunları söyledi. Okumak ciddi bir eylemdir ve zahmet isteyen bir eylemdir. Eğer siz metinle işbirliği yapmak ve onu anlamak çabası içerisine girmezseniz, okuduğunuz metinlerden bir şey anlama olasılığınız çok düşük olur. Dolayısıyla siz ya ampirik okur olma safhasında kalırsınız ya örnek okur bağlamında metnin bağlamı düzeyinde bir algılama gerçekleştirirsiniz ama nitelikli okur olamazsınız. Türkçeyi doğru ve etkin kullanmanın önemine dikkat çeken Zambak, özellikle gençlere yönelik şu uyarılarda bulundu. Halleri okurken, yani bu roman olur, öykü olur, şiir olur, deneme olur. Kendi ilgi alanlarınız dahilinde okumalar yapabilirsiniz. Eserleri seçerken ya da kendinizi gerçekten geliştirmek istiyorsanız sizi zorlayan eserleri seçip sizi zorlayan hususlar konusunda hummalı bir çalışmaya girerek metinle en baştan seninle işbirliği yapmayı kabul ediyorum diyerek okuma eylemine başlayabilirsiniz. Program, doçent doktor Zambak'ın konuşmasının ardından öğrencilerden gelen sorularla devam etti. Öğrenciler, Türk dili üzerine sorular sorarak nitelikli okur ve yazar olma yolunda nasıl adımlar atmaları gerektiğini öğrendi. Zambak'ın bu etkinlikte yaptığı konuşma, öğrenciler arasında büyük ilgi uyandırdı ve dilin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Konuşmasının sonunda Zambak'a plaket takdim edilerek, Türk diline yaptığı katkılardan ötürü teşekkür edildi. Programın kapanış konuşmasını yapan okul müdürü Sefa Soysever, Türkçeyi korumanın ve doğru kullanmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Bu anlamlı etkinlikle,
Öğrenciler Türk Dil Bayramı'nı hem eğitici hem de farkındalık yaratan bir programla kutladı. Etkinlik, Türkçe'ye olan bağlılığı güçlendirme ve geleceğe taşımada önemli bir adım oldu.